Bu musallat olayı gerçek mi? Yani böyle musallat e, olabiliyor mu? Yo, gelebiliriz. Merhamet. <laughs> direkt hocam öyle bir sıkıntı yok. E, musallat çok olayı çok konuşuluyor, çok ediliyor. E, neler oluyor, nasıl oluyor? Neden insanlara musallat geliyor ve musallat karşısında ne yapılmalı? Yani bu çok soruluyor bize. Hocam nasıl oluyor bu musallat iş? <laughs> bir sefer korkmamamız lazım. Yani bu çok abartılı son zamanda. Ya, musallat numarı bizde ne oluyor bize? Ya korkmayacağız. Önce bunun önüne bir geçelim. Kendimizi nasıl virüs koruma programlarından ya da bilgisayarımızı koruy koruyabiliyorsak, kendimizi işte sıcak sıcağı adapte edebiliyorsak, soğuğa adapte etmek için kendimizi koruyorsak, onlar, on, o, 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 o alemden de korkmamamız lazım. Birincisi, birinci kural bu. İkincisi, musallat belirtileri nelerdir? Bu yapılışa göre değişebilir. Büyü taşıyabilir. Ya da onların, bizlerin yaşamı gibi yaşamları var. Yerler, içerler, çoğalırlar. yani işte 1400 seneye kadar yaşadıkları rivayet edilir. Öyle mi? Tabii. İşte çocukları vardır, evleniyorlar. Onlar da taşlık e, rütbeleri vardır. Yani taşta, taşlandırılarak rütbeli, rütbelendirilir. Yani bizler gibi yaşantıları vardır. Onların inan, inanmayanlarıyla inananları vardır. İşte Peygamber Efendimiz'in Kur'an okuduğunda Cin Suresinin ilk ayetinde Yani Peygamber Efendimiz Kur'an okuduğunda bu ne güzel Kur'an-ı Kerim diyerek, bu ne güzel kelam diyerek Müslüman olan e, varlıklar vardır. Kabilelerin döndüğünde, kabilelerin döndüğünde anlatarak Müslüman olmayanları var ama bunların münafıkları yoktur. İki çeşittir bunlar. Birincisi münafık olanlar, birincisi, e, birincisi, şey, birincisi e, inanmayanlar, diğeri de inananlar. Şimdi e, o e, varlık bir insan, insana musallat olduğunda insan reaksiyon gösterir. Mesela bizleri Nasıl e, bir sen, reaksiyon? Bayılıyor direkt ya da ee, ...direkt şey yapıyor yani... E, halüsinasyonlar görüyor. Farklı aleme giriyor. Yani bizlerin aleminden çıkmış öyle açıkçası. Yani insanlarla çok fazla muhatap olmuyor. Yani çeşitli e, halüsinasyonlar görüyor. Çeşitli ee, rüyalar görüyor. Ben birkaç tane gördüm mesela hani... ...bayılıp sesi farklı oluyor. İçimde kişi farklı konuşuyor. Hı -hı. E, bunlar herhalde zaten direkt şey. Ya da bir evde mesela... Hı hı. Ee, onun hareket yapması, tabakların çatır 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 sallanması gibi şeyler evet. de gördüm. Evet. Hı hı. Ee, bunlar herhalde onun geldiğine dair evet. işaret. Türkiye Bey ben cinlerin taşladığını da gördüm yani. Yani Nasıl? bir evin taşladığını da gördüm. Öyle Magazinlik mi? oldu bu olay. Yani Bartın'daydım. Resmen duvarlardan taşlar geliyordu. Yani lambanın oradan taşlar geliyordu. Bunu insanlar yapması mümkün değildi. Çünkü zaten çok ekip gitmiştik oraya. Hı hı. Oraya da 70-80 tane falan metafizik uzmanları falan gitmiş ama tabii durum e, magazinlik olduğu işte insanlar vesaire. E, orada da orada da bu olaya şahit olduk. Yani çünkü cinler zaten e, madde üzerinde etki yapabiliyor. Çünkü Süleyman Hazretleri'nin e, yani e, Sebe Melikesi'nin tahtını işte Sebe Melikesi gelmeden işte tahtını getirebiliyorsa... Saniyede göz açıp kapıncaya kadar. Yani o zaman o zaman madde üzerinde etki yapabiliyor anlamına gelmiştir. E Biz de zaten madden değil mi? Fizik olarak değil miyiz? bize de zaten madden e, zarar verebiliyorsa demek ki madde üzerinde etkisi var. Doğru var mu? Bana yayından üzerinde. önce telefonla bir şey gösterdiniz. Onu göstereyim ben burada. Evet. O mesela e, üfürükçülerin işi mi hocam o? Onlar şeytana tapanlar işte. Yani gerçek büyü yapanlar. Onlar gerçek büyü yapanlar. Göstereceğim şimdi ekrana getireceğim onu. Şöyle evet. çevireyim. Kamera eğer zoom girerse. Evet. Ekrana tam vermek istemiyorum çünkü böyle görelim ancak. Bu evet. karşı kameram benimle etkilerse. Evet. Bunlar büyücülerin işi diyorsunuz. Orada zaten şeytana, şeytanın e, merhametiyle diyor. Yani Hadi. şeytana taparım diyor zaten orada direkt. Yani evet. Türkçe Türkçesini bile yazmış oraya yukarıya. evet Orada isimlerini... Hocam yani... bu mesela kırmızı kalemle saçma sapan şeyler mi onlar? Orada insan... Orada Arapça yazıyor bazı yerlerde insan sureti var. Orada ne? şunu söylüyor. Ee, yani şey, şeytana tap, taptığından bahsediyor. Çünkü zaten büyü yaparsanız şeytana tapmak zorundasınız. He. Orada zaten yazıyor yukarıda. Türkçesini bile yazmış. A, ne yazmış bir dakika? Burada bizim... Tevekküya şeytan tevekkü... Evet yani o, şeytanı çağırıyor. Allah Allah. Aşağıda zaten şeytana taptığını söylüyor Türk Türkçe tersi. olarak. <laughs> yok yok bir şey olmaz ya. Bir <laughs> şey olmaz merak etmeyin. Şimdi bu danışanımız e, bizleri e, yaklaşık bir buçuk ay önce falan işte bizlere danışıyor. E, düğün günü hastalanıyor ve komada. Direkt. Allah şeytana sığınırım. Hayır onları diyor zaten orada bir terim de var ve şeytanın isminden bahsediliyor burada. Şeytanın ismi de var. Çünkü o, o alemdeki şeytanların ismini bilmeden zaten çalışamazsınız ya da yapamazsınız. Onları gö yani bizlerin isimli olduğu gibi onların da isimleri var. Orada isimleri oradaki büyük yani onların şeyden kavimlerindeki şeytana hükmederek yani şey yaparak onların emrine girerek onlara büyü yapılıyor. Büyü de kapısının girişindeki şeye koyuluyor. Tabii düğün günü rahatsızlanıyor. çünkü Peki, bu büyü mesela kim içiliyor? oraya koyuyor hocam? Onların en yakını en yakını tanıdığından biri olur. Yani çünkü biliyorsunuz kale işten Yani atır bunu cinlerde değil yani yok, yok. fiziki olarak konuyor. <laughs> fiziki olarak koyuyor. Ha, okay. ee, fiziki olarak koyuyor. Ee, düğün günü de hastalanıyor. Bize haber geliyor. Biz de bakım yaptığımızda e, yani böyle bir şeyin olduğunu ve sonradan çıkıyor bu. Yani büyü olduğu çıkıyor. Ee, tabii bunun bir de bir takım seansını falan yaptık. Şu anda danışanımız iyi. Yani biz burada o zaman nasıl diyeceğiz ki büyü yok diye? bu burada anlaşılıyor. şöyle büyü var. Rahatsızlandı. Ee, ondan sonra yani şimdi 23. 22. yüzyılda biz hala büyünün varlığını tartışıyoruz. İşte Bakara 102'de büyünün varlığı meydana gelmiştir. İşte Felak suresinde zaten büyünün varlığı vardır. Hala biz büyü yok e diye e, bazen tartışabiliyoruz. nasıl korunacağız hocam? Biz nasıl korunacağız? Korunması çok basit. Yani basit dediğim şu, her gün dualarımızı okursak yani kendi kendimize cinleri çağırırsak olmaz bu işler. Yani kendimizde de bazen e, sorun var. Yani cin serisinin ilk dört ayetinde e, biz iradeyi şeytanların e, eline teslim etmez etmezsek dolayısıyla ne yaparız? E, yani korunmuş oluyor. Ama biz iradeyi sürekli şeytanları çağırız çağırırsak korunamayız. Yani onları düşünerek Çünkü, mi diyorsunuz? Yani şeytanları düşünmeyeceğiz. Onlardan biz en üstün var varlığız çünkü Cenab-ı Allah bize en üstün varlık yaratmış. Peki o zaman nas, felak gibi dualarla dualarımız mı okuyacağız? okuyacağız. Her gün dediğimiz nasıl kendimizi korumak için bir şeyler yapabiliyorsak dualarımızı okuyacağız. Ama tabii bunların çok etkili olanları vardır. Yani hatim değildirseniz bazen özür dilerim tutabilir. Niye? Çünkü etkili olanlar var. Yani bugün ağır, ağır ameliyat geçirenler var, ağır hastalık olanlar var. Onların da çok etkili olanlar Hangidir var. Hangileri etkili hocam? <laughs> Ama tabii... Kendimizi tamamen ibadete verip Allah'ın ipine sıkı sıkı sarılmışsak tabii ki o da işlemez ama etkiler dediğimiz nasıl kabala büyüsü gibi, papaz büyüsü gibi vesaire. Hani bu tarz büyü e, daha böyle yapılması ağır ve katlan olan büyüler o biraz daha yani, tutabilir papaz yani. Papaz büyüsü diye bir şey var hocam. Var yani hani papazların yapmış olduğu büyü. Buradaki bizim e, şarlatan dediğimiz papazlar değil yani onlar değil. <laughs> onlar onlar yapamaz da ama biraz tabii bunun gerçekten papaz olması lazım ya da e, bu işin tamamen onunla, o taraftan bir varlık e, alması lazım. Yani öyle kolay basit bir şey değil açıkçası. Peki size geldi mesela bir hasta rahatsızlığı ile ilgili. <laughs> Onun gerçekten musallatlı olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Direkt bayılıyor ya? zaten. Musallatlıysa hemen reaksiyon gösteriyor, bayılıyor. Bir o seansta zaten 10 kişi zor tutabiliyoruz onu. Biz bunlar bazen görüntülerle dalıyoruz, çektirmek isteyenleri. Ee, ama içindeki konuşuyor zaten. Bazen kendisi bile konuşamıyor. O varlık konuşabiliyor. Konuşturabiliyoruz onu. Ee, yani ne yapıyoruz? Dolayısıyla e, onun üzerindeki o seansı yapar yaparak onun ismini belirleyebiliyoruz. <laughs> i̇smini belirlediğimizde alıp gönderebiliyoruz. Diğer e, yerlere git, gitmeleri gibi mesela 6 ay boyunca gidiyor diyor. Bize gelip sadece bir yarım saatlik, 45 dakikalık bir işlemin sonunda bir şeysi kalmıyor açıkçası. Bilmiyorum. Yani bu kadar basit. Şöyle. Neden geldiğini soruyorum. Öğreniyorum. Nereden geldiğini. Büyü argümanı mı? Nereden musallat olmuş? İsmi nedir? Alıp. Onu orada ismini alıp gönderiyorum. Yani Peki, seans yaparak. Ama tabii orada bir takım reaksiyonlar gösteriyor musallat olduğu için. Tabi. Peki bu cinler alemindeki hayat nasıl hocam? Mesela şu an bulunduğumuz yerde var mı? Yani Türkiye Bey biz rahat durmuyoruz ki. Artık şeyi bırakmadık ki. Doğa bırakmadık ki. Her gördüğümüz doğanın olduğu yere bir, bir beton dikiyoruz. Onların yaşam alanları var. Onların nüfusu bizden daha fazla. Çünkü neden? Zaten insanlardan önce yaratılmış olan varlıklar. Dolayısıyla Yani dünya e, nüfusundan çok daha fazla. Çok daha fazla. E zaten bizi yanlış yoldan e, yani doğru yoldan yanlış yollara sevk etmesi için zaten etrafımızda varlık olmak zorunda. E biz de zaten e, doğayı da katlettiğimiz için yani eskiden şey arardık boş evler. İşte e, acaba sesleri falan geliyor. Şu an boş ev yok. Yani dolayısıyla bütün etrafımızda yani onu e, şu an şu stüdyonun içerisinde de var yani. Bunun illa gündüz ol, gündüz olma anlamına gelmiyor. İlla gündüz de bunlar olur anlamına gelmiyor. Yani işte gece de olur. işte gece olan uyanıyor anlamına gelmiyor. işte gece uymayanlar e, uyumayanlar da var. Gündüz e, hayatına şey yani gece uyanıp işte gündüz uyumayanlar da var. Öyle dev hayatlarına devam edebiliyorlar. Ayakları ters Darif, zarif, varlıklar, görünmez varlıklar. Zaten cin görünmez anlamına geliyor. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ minler, Yani cinler dumansız ateşten yaratılmışlardır. narif, korkak varlıklardır. Çünkü sürekli fısıldarlar. Yani bizi doğru yoldan yanlış yanlış yola çekmek için. Zaten görevleri budur. Ve نَا لِلْمَلَاكِتِ اسْتُدُوا لِا اَدَمَ illa iblis, Cenab-ı Hak isteseydi zaten şeytanı her türlü her şekilde canını alırdı. Doğru mu? Doğru. Ama ne yaptık? Bizler de görünü ve görünü ve görünmezlerden de imtihan oluyoruz. Büyü de bir imtihandır. Hastalık da bir imtihandır. Çünkü innel ahde kâne ile her ahit kendisinden sorumlu olduğu gibi büyü de bir imtihandır. Hastalık da bir imtihandır. Bu konuda imtihan olanlar, imtihan olan her gün görüyoruz ofisime, ofisimize gelenlerden. Cinler zayıf varlıklar olduğu için <laughs> yaşam alanları her, her tarafta, her tarafta. Ama <laughs> maalesef biz bunları anlatmaya çalışıyoruz ama elinde sonunda çünkü büyük devletler zaten e, yani Londra, İngiltere'de metafizik Üniversitesi kurulmuş. Ruhlar alem bölüm var. Ben gidince şaşırdım yani. Ne alaka dedim ama var yani. Yani bu metafizik istihbarat olarak kullanılıyor hocam. Çok yani çok. Bizler de teklif aldık. Şimdi şöyle. Dolayısıyla ne Nereden yapıyoruz? Nereden teklif aldık? <laughs> Kraliyet ailesinden teklif almıştık yani. Arkadaşımız da sahi şahit. Bizim ofiste çalışıyor. Şöyle söyleyeyim. Şu an izleyenler çok <laughs> şaşkın izliyor. <laughs> evet. Şimdi şöyle. E, yani orada cinler alemi biz nasıl da birbirimizi, birbirimizdeyiz ama o alemde de mutlaka ve mutlaka yani e, bizlerden sadece tek özellik olarak yani dedik bir ayet, ayetten bahsettim. Şeytana e, şeytan ne yapıyor? Hazreti Adem'in e, buyruğuna girmeyi. Hazreti, Hazreti Adem'i kandırıyor değil mi şeytan? Yani Havva -Hav Aleyhisselam'ı kandırmış oluyor. <laughs> ama bu, 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 durumda da Allah'a secde etmiyor bu konuda. Yani Adem'e secde etmedi diye, Hazreti Adem'e secde etmedi diye bu, bu, yanlış derim. Öyle bir şey yok. Yani Allah'a secde etmiyor. Yani burada buyruna girmiyor. Niye? O diyor ben ateşten yaratıldım. Ben ateşten yaratıldım. Sen işte topraktan yaratıldın. Ben burada yani kendini daha üstün görüyor. Allah da huzurundan kovuyor. Ne, ne yapmış oluyor? Hatta öyle bir şey ki Kıyamette bile kıyameti kopacağı, kopacağı zamanda şeytan diyor ki mesela e, cin Süresinde ya ben sizi kandırmıştım kusura bakmayın. Aslında öyle bir şey yoktu diye kendisi de itiraf ediyor. Kur'an-ı Kerim'de de bu ayette. Ama e, şahane derler ya son pişmanlık fayda etmez. O yüzden aslında anlasak e, bu olayları çok daha rahat olacak. Yani cinler daha fazla şu an içimizde. Vaka sayıları çok yüksek şu anda bizim metafizik alemde. Benim... Bakayım İsviçre, Londra, işte çeşitli yerlerde, Türkiye'de. Aman aman İstanbul'dan kayboldum çok iyi. gel, <laughs> zaten İstanbul'dan geliyorlar. E, ofislerimize telefonlarımız yetişmiyor. Neden? Çünkü pandemi dolayısıyla. Hani ha, insanların... Vaka neden yükseldi? Aynen. Pandemi dolayısıyla <laughs> insanların psikolojisi bozuk. Teknolojide rahat durmuyor. Bazıları da bir araya geliyor. Diyor ki A'dan Z'ye kadar bir diyor, kahve fincanı falan yapalım. İşte üniversitelerden çok fazla, üniversite öğrencilerden çok fazla. Kimileri de animasyonlu filmleri izliyor. Kimileri de oturduğu yerden ne yapsın işte diyor bir kızı seviyorum. Hocam işte bunu bana bağlar mısın? Bize gelene kadar gidiyor o da bir musallat kapıyor. Kimi metafizik uzmanları da daha fazla çoğaldı. Aslında kendisi metafizik uzmanı iddia ediyor ama kendisi, kendileri musallatlı. Ee, o da bir ayrı bir şey oldu. Kimileri de ya diyor bu işte çok para varmış deyip eline bir tane kitap alıyor. Kafasına da bir tane takke, Yanlış anlamayın özür dilerim. Normal bir kanallara çıkıyor. İşte e, yani yerel dediğimiz. Bilmiyorum çok mu parası var ama. E, orada işte şu kadar sübyan muskası 59 TL. Artık kargo ücreti bana dahil. Buna da dahil diyeyim. <laughs> Öyle gönderiyor. E, kimisi de yani. işte yani Ben ya... mesela o muska olayında hocam. <laughs> Hı -hı. Yani onun içinde ne yazıldığını görmeden yani hayatta takmam zaten. Evet, evet. E, bir de onun şimdi eşref saati var. Tabii, tabii, ay hareketlerine tabii, göre tabii, yazılması lazım. Göre. Tabii, özel bir şeyde. yazım tekniği var. Ya şimdi safranla ben görüyorum. Safranla yazıyorsunuz onu. He, safranla yazıyorsunuz. Ben şimdi bazen görüyorum, ya, abi, elimle küfür, de açıyorum. Küfür, hocam, küfür bile gördüm be ben ya. Korkmadığım <laughs> için elimle de kendim açıyorum bizi. Evet. Ya adam oraya karalamış. Ne yazdığı bile belli değil. Tabii. Ne zaman yazdığı belli değil. Hı -hı. Ne ay vaktine bakmış ne güneş vaktine bakmış. Hı -hı. Bu direkt zaten musallat değil mi hocam yani? Onu sana musallat etti zaten yani. Kendi musallatlı, musallatlı zaten musallat saçar. Yani. Yüzü yüzümeye baka baka kararır. Siz sürekli musallatlığıyla zaten durursanız hani diyor ya bir aileye eşime büyü yapıldı. E sizde de var zaten hanımefendi atıyorum ya da beyefendi. Niye? E, zaten berabersiniz. Oradaki çünkü cinler hızlı varlıklar olduğu için sahnede, sahnede 360 bin kilometre yol katleder. Cinler hızlı balıklardır. Yol katleder. Yani yol katlediği için zaten etrafındaki trafikten çünkü camdan girer cam kırılmaz. O yüzden o trafikten, o trafikten onların etkilenmemesi yani oradan etkilenmesi mümkün değil. Mesela onun mesela <laughs> yazın tekniği diyorsunuz ki safran. Safran ve saatleri var. Şu var. Ama sadece muska ile de olacak bir şey değil. Değil tabii. Yani hocam işte parayı bulmak için ya da defineyi bulmak için bana bir muska yazsan. Ben çocukluk zamanımda yani şey imamlık, imamlık zamanımda e, babamın altı çocuğu var. Yani okutuyor herkesi. Hafız olmuşuz. Ablam vesaire hepimiz okuyoruz. Abim. İmanlık yapıyoruz. Maaşımız da yok. Ne yapalım? Ben de işte o zamanlar tabii gene metafizik uzmanlığa devam ediyoruz. İmanlık yapıyorum. Ya ne yapalım? Baktım tabii kitapları araştırma ama eski kitaplar. Ben hiçbir Türkçe kitabım yok. Yani hepsi böyle Arapça, Osmanlıca. Yani ben İngiltere'de açık arttırmadan bile Havas kitabı aldım. Yani gösterebilirim de problem yok. El yazmalı kitaplar. Ee, ya baktım baktım. Ya işte define aramak için muska. Allah ben hafızım. Normalde bir insana yazılacak muskayı ben yarım saatte ya da belli bir saatlerde hızlı bir şekilde yazabilirim. Ya Türker Bey yaz yaz bitmiyor. Yaz yaz bitmiyor muska. ...dedim nasıl muska bu ya... ...ya bir hafta boyunca muska yazılır mı... ...yok... ...kendim bile delirdim var acaba... defilede gerçekten bir şey mi... Ee, ...inanın... ...ben define bulmaya inanmıyordum... ...çünkü... ...bunun için tabii çeşitli... E, ...ilm, ilim... ...işte bilmen lazım... ...işte ya da dedektör sahibi olup bulman lazım ya da devletten tabii ki izin alarak olur. Ben işte onla şarlatanın yüzünden dedektör firması bile kurdum. Dedim ki teknolojiye inanan hocalara inanmayın. Ben çünkü hoca olarak defnediler doldurursam zaten sana diye söyleyeyim gider kendi bulurum yani. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> yani dedektör yani gider, firması kurdum. Dedektör yani. firması kurdum yani hocam burada işaret var, burada işaret var. Hatta vali mali geldi. Ya dedi ben artık dedim yerin üstündeki hiçbir şey gizli kalmayacağı gibi artık yer altında da hiçbir şey gizli kalmayacak diye öyle bir slogan yaptım. Yani bu da bir şarlatanlığa giriyor. Şurada işaret var, burada bir cin topluluğu varmış. İşte hocam işte ne, yapalım? Gelirim ama diyor bir 5 bin liranı alırım diyor falan. Ya zaten ona verene kadar git 5 bin liraya bir tane cihaz al. Zaten bulursun yani bir şekilde. Yani bir makine al ya da devletten izin al. Bunlar izinlere tabi tabi değil. Yani bu konuda da çok şallatanlık oldu. Zaten öyle demek define ki. Define konusu zaten bu konuların <laughs> en çok sorun çıkarıldığı noktası Ya Demek canım. ki en azından %50'sine ortak olurum. da sene yani 5000 lira senin ne ihtiyacın var? Sen aradığın insan zaten define bulmamış ki şimdiye kadar. 70 yaşına gelmiş daha sana söylüyorsan yani daha kendisi bulamamış. O yüzden bunlar da dolandırıcı Peki formatları. Peki hocam mesela e, havas dediniz. Hı -hı. Şimdi havas ilminin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Evet, evet. Yani sayfalar dolusu anlatabiliriz. Evet. Saatlerce program yapabiliriz. Burada mesela metafizik konusunda havas ilminin nasıl bir kilit rol oynuyor? Şimdi e, dediğimiz gibi az önceki yani havas ilmi dediğimiz Kur'anların hadimi. Ha, evet Kur önce havas Esma nedir onu da anlatalım yani hani ha, ha, onu ha, havas, için. Havas dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in esmalarıdır. Kur'an-ı Kerim'de çünkü şifa ayetleri vardır. Hani mesela nasıldır? Ve nezyülümünler kuran şifa ve rahmet gibi. Tabii bu dediğimiz gibi saatler gibi havas da bu işin e, formülüne girmiştir. Havas nedir? Kur'an-ı Kerim'deki e, reçetedir ilaçtır Hani Kur'an-ı Kerim tüm insanlığa şifa olmuştur ama Kur'an-ı Kerim'in e, içindeki bazı mesela medya Suresinin ilk ayeti baş ağrısına çok iyi gelir. Hı hı. Dersiniz hayır mı? Hayır. Ben çok denedim. İyi geliyor geliyor mesela. Ha, i̇nanarak dedik ki az önce define muskasından bahsettik. Ben bir hafta boyunca yazdım ama gittim definenin bölgesine. Vallahi arkadaşla birlikte çarpıldık. Niye? Ben o kadar o, o zaman o ilmi bilmiyordum. Yani çarpıldık derken orada titredik yani. Peki mesela havas ilminin i̇lmi içinde yani. ledün ilmi de var mı hocam? <laughs> var ledün ilmi evet. Ledün, ilmi, ledün var. ilmi, ne demek? Onu da bir anlatabilir <laughs> misiniz? evet. <laughs> Şimdi Arapça dediğimiz bir kavram mesela emsile bina sar vardır. Nasara, Yensur'a, Nesran. Bunları da metafiziklere buradan söylüyorum. Bunu biliyorsanız gelin benim karşıma. O ne demek hocam? Nasıl? Yani bu şey, Arapçanın bir temel temelidir. Yani A, B, C, D'yi öğrenmeden Elhamın ne anlama geldiğini öğrenemezsiniz. Ha. Bunlar bir e, Arapçanın temel girişidir. Emsile, Bina, Isar. Emsile bir bölümüdür. Bina ikinci bölümüdür. İshar üçüncü bölümüdür. Birinci bölümü okuyan metafizm uzmanı varsa gelsin çıksın karşıma. Yani yoktur. İlahiyat fakültesi me mezunu olan metafizm uzmanı varsa o da çıksın benim karşıma. Aslında siz böyle bir topluluk yapıp 5-6 tane metafizm uzmanlar gelip aslında bir tartışmamız lazım. Çünkü o zaman hangisinin dolandırıcı olup olmadığını fiyakısı ortaya çıkar. Neden? İlim olmadan mektebe gidemezsiniz. Önce mektebe gideceksin. Önceden çocukluk vardı. Şöyle hocanın bir sopası vardı. Şuradan böyle uzatırdı. Bizi görürdü önceden. Gerçi onlara karşıyız ama. E ama iyi ki de tabii korkuyoruz yani. Korkutmuş bizi, iyi ki de öyle ilim öğrenmek için. Şimdi ee, hava silimleri çok ayrı, ayrıntıları vardır. Hava siliminin asıl şeyi, temeli Kur'an-ı Kerim'deki şifa metotlarıdır. Her ayetin bir ee, huttamı vardır. Devreye sokan. Nasıl bizim sağımızda solumuzda melekler var. Yani bütün her şeyimizi yazan. Kur'an-ı Kerim'de de her ayetin bir şifresi vardır. O yani Kur'an'ın bir görünen yüzü var, bir de görünmeyen. Görünmeyen yüzü. yüzü var. O görünmeyen yüzünü ortaya ortaya havas koymuş oluyor. Hı. Ve o havası da devreye sokan biz insanlar. Yani onun metotları, alfabesi mesela sizin e, isimleriniz alınır. Anne ismiyle birlikte onun rakamsal ve ebced olarak hesaplanır. Çünkü her kelimenin elif, b, t, s, c, e, mesela bu e, harflerin bir sayısal değeri vardır. Bu sayısal değerini e, önce toplanır, sonra bölünür. Mesela atıyorum 52 çıktı. O sayıya göre de sizin sizlerde neler olduğu, mesela neler ne, neyiniz var. Mesela bu bir nevi e, yıldızname kitaplarında da var. Hı hı. Yıldızname kitapları gelecekten bahsedebiliyor mesela. Yani oradaki çıkan rakamlara göre gelecekte söyleyebiliyor. Peki, Hani hava silmi bu şekildedir yani. Allah'ın <laughs> esmalarında mesela rakamla yapılıyor işte herhalde bir anahtar yani aslında o rakamda olması. Ee, mesela bu cinler konusunda tersine işleme olabiliyor mu esmalarda? Tersine bir şey çekebiliyor muyuz üstümüzü? Belayı yani eğer bunu düzgün bir şekilde yapmazsak, bize söylenen bir şekilde yapmazsak tersine işlemesi var mı hocam? Ben Esmaül Hüsna'nın <laughs> ya da <laughs> Kur'an-ı Kerim'deki metotların <laughs> innemel e amalu bin niyet, amellen niyetlere bağlıdır. Halis, niyeti halis olan insanın gerçekten ilmi kamil olarak işte sabah kalktığınız belirli bir zikirleriniz var. İşte akşam belirli bir zikirleriniz var. Çünkü e, yani Allah'ı ne kadar zikredersek Cenab-ı Hak da bizi zikreder. Bu her şeyin baş aslında işte zikirden geçer. Bir, yani Katılır. kalbin, kalbin cilası zikirdir. Zikir zikir yani kalbin cilası zikirdir. Çünkü Cenab-ı Allah bunu direkt zaten bizlere beyan eder. Çünkü inne salate tenha alil ve'l ve zikrullahi ekber vallahu yalemu ma Kim zaten Allah'ın buyruğuna girmişse, gerçekten ibadet ediyorsa, onu yapmış olduğu ibadet onu bütün kötülüklerden alıkoyar. Bu kadar basit. Yani biz Allah'ın buyruğuna girmişsek, biz ibadet ediyorsak, zikir çekiyorsak bizim yaptığımız bu ibadet bizi bütün kötülüklerden alıkoyar. Şimdi Rahmani, şimdi bizler de mesela büyücülükte suçlanabiliyoruz. Ya büyük e, yapan insan büyü bozamaz. Şimdi kat doktoru nasıl şey olabilir? İşte e, yani Sanki göz doktoru olabilir. Gibi, ha. <laughs> yani o da o da mesleğini bilir. Rahmani ile şeytaniyi birbirine karıştıramazsınız. Bu bir ilimdir. O ilmin farklı yönünü ezberlemiş, yani şey yapmış. Ben de ilmin farklı yönünü ezberledim. Yani Rahman ile şeytani araştı şey yapalım. Çünkü hiçbir insana dokunamaz. Ya da hiçbir insanın düzelmesine vesile olamaz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de esmanın tersi gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Neden? Hmm. Siz zaten niyetiniz ama siz niyetiniz halis değilse zaten şeytanın boyundasanız Kur'an-ı Kerimle tuvalete girenler bile var. Kur'an-ı Kerim sayfalarını yakan bile var. Canlı hayvan bile yakan var. Satanist gibi ayin yapıp kanlarını bile içen var. Hayvan kanı. Bu konuda aynı yapıp işte şeytanın buyruğuna girmek var. Ondan sonra zaten büyüye katılmış oluyorsun. Şeytan diyor ki çok teşekkür ederim. Yani işte benim buyruğuma girdin. Buyur emrindeyim. Ne yapmak istiyorsun? Bu kadar basit ya. Yani dedim ki hani musallat dışı yapmaya gerek yok. Zaten dışarı çıktığınız zaman da %20-%30 musallatlıya rastlıyorsun zaten. Çünkü çok var zaten. O kadar mı yüksek hocam? Çok? çok yüksek yani çok yükseldi. Çünkü artık yani teknolojinin şeylerine mi yararlanıyorlar bilmiyorum. Çünkü çok var. Frekanslarla hem, Her kapıda olabilir. bir metafizik uzmanım diyen var. Yani o kadar ki e, Samsun'a geçtim. Benim olduğumda çok yoklu. Şimdi bir bakmışsınız 50 tane var. Ama tabii büyücüler yaklaşamıyor benim yanıma. Tüm, tüm dünyaya savaş açmışım bu konuda. Ve çocukluğumdan beri bu konuda bu ne zaman ilme başladığımdan beri hep sorganımdır. Nerede büyücü, büyü varsa, büyücü varsa ben ifşa ederim. Yani onun bütün yapmış olduğu bütün ilmi de yıkarım hangi siz, elimde yapıyorsa. Siz Vatikan'a gittim, oradaki ayinleri de gördüm dediniz. Hı? Mesela böyle diğer dinlerdeki burada durumlar nasıl e, cin konusunda? Onlar tedbirlerini çok fazla alıyorlar. Bizim gibi değiller. Hiçbir Yahudinin evinde hırsızlık olduğunu duymazsınız. Ve hiçbir Yahudini dilendiğini de görmezsiniz. Çünkü onlar bu konuda hem küresel ekonomi dediğimiz mesela bu sene korona virüs mü olur? Yani bunlar çeşitli çeşitli böyle çalışıyorlar. Mesela sağ olun sizlerin sayesinde mesela yani çeşitli böyle bu kadar hani öngörüler olan var. işte gelecek hakkında işte kıtlık olacak diye arkadaşlarımız var. Aslında bunlara hazırlıklı olmak lazım. Doğru kıtlık gelecek zaten. Yani kapış, toprak, kapış kapış topraklar gidiyor şu anda. Yani işte ileride gıda sorunu olacak falan diye yatırım yapmak isteyenler var. Şöyle söyleyeyim. Ee, onlar da evet, oku kavramı farklı. Yani oku kavramı çocukluğundan beri başlayıp 5-6 tane dil öğrenip oku kavramı. Bizlerdeki gibi oku kavramı değil. Ee, ne yapıyorlar? Ee, cin, i̇ncil insanlara teslim edildi ama koruyamadık. Aslı bozuldu. Ama onlar işte aslı bozulan İncil'lerden bile olsa cinlerin varlığını az çok bilenler var. Orada. İbadetlerini yapanlar olanlar var. Ama onlar bu konuda bu ilmi bilenlerden özel olarak yetiştiriyorlar ve bütçe ayırıyor devlet bunlara özel. Hmm. Bütçe ayırıyor Peki hocam yani, şimdi cinlerin dünyasına ha. geri dönecek olursak orada mesela namaz kılan cinler var mı? Tabii sürekli ibadet olan cinler var. Mesela bizlerin günah işlediğinde e, Cenab-ı Hakk'a secde, secde eden melekler işte günahını yazmayalım, yazmayalım diye e, feryat eden melekler ama biz bizlerde de tabii her zaman yani bu konuda ibadet eden e, sürekli ibadet alan olan kabreler ve cinler var. Yani e, onların bizden yani biz hafızız diyoruz ama onlar bizden daha fazla alimler. Hı. Çünkü çok fazla yaşadıkları için bizlerin e, bizlerden daha fazla e, her devri biliyorlar. görüyor. Her devri görüyor. Ya işte her devri değil, taş devrinde bile mesela. Orada bile büyü var, cin argomaları var. Doğru. Çıkan kazılardan zaten. Göbe, göbekli bile... tepeye gittiniz mesela. Çıkan evet. çeşitli çıkan figürler vardır mesela. Evet. Orada Doğru. bir büyü var yani. Cim var Şeyde yani. mesela Tepe'de enteresan şeyler var. Ayin mayin yapılmış. Tabii. Mesela Peygamber Efendimiz'e bile sallallahu aleyhi ve sellem Hı -hı. E, büyü yapılıyor hocam. Değil mi? Öyle bir durum var yani. ya. Bu konuda ben pek... E, öyle mi? <laughs> evet, Katılmıyorsun. Yok. Katılmıyorum yok. Yani o ben konuda işte yatağından çıkamadığı söylenir. Hı -hı. Yok. E, öyle bir sarsar yok. onu yani. Yok bak ben bir metafizik uzmanım aslında benim işime gelir. <laughs> yani, öyle bir şey olmadı diyorsun. Öyle bir şey asla yok. Yani Çünkü o konuda şöyle söyleyeyim. Vallahi yahsi minan nas. Ben seni tüm insanlardan koruyacağım. Birincisi bu, ikincisi e, orada Felak Felak Bana suresi suresinin e, Felak Bana suresi Mekke'de inmiştir. Ama e, şeyde Medine'de e, Peygamber Efendimize oradaki şey ismini unuttum çünkü bu konuda çok şeyler yaptım ama e, oradaki bir Yahudinin e, e, Peygamber Efendimize büyü yaptığı söyleniyor ama Peygamber Efendimiz yani bir büyüye maruz kalacak kadar şey değil. Yani korunmamış, e, korunmamış bir şekilde de değil diyorsunuz. Ha, böyle düşününce e, bu, evet. bu Yahudilerin iftirasıdır. Peygamber Efendimizi küçük düşürmektir. Çünkü e, tamam o o da bir insandır. E, tabii ki de şey e, bizden daha fazla imtihanı vardır. Hatta eee mertebe yükseldikçe imtihan tabii, işte, tabii çok artıyor. Aynen. Şimdi mağarada saklanmıştır ama Allah onu isteseydi e, ...ordularıyla mağarada saklamazdı. Direkt uçururdu e, Medine'ye. Ama orada imtihan olarak gidiyor. Yani o zahmeti çekecek. E, bu Çünkü o zaman peki... ...Ferak Suresinin e, ...Peygamber Efendimiz'e büyü yapıldıktan sonra... ...indiğinden bahsediliyor. E, i̇yi de zaten Medine'de yaşıyorsa... ...o zaman Medine'de Peygamber Efendimiz... ...Medine'de büyü yapıldığı söyleniyor. E, ve Nas da o zaman Mekke'de indi. E, tarihler birbirine uyuşmuyor... E dolayısıyla nasıl o zaman felak nasıl işte Peygamber Efendimiz'in büyü yapıldığı için inmiş oluyor. Bu konuda da bir muallak var. Yani e, o kadar korunan, muhafaza eden e, yani işte ha şöyle de söyleniyor. Ya aslında bütün ümmete e, şey olsun yani böyle ibret olsun diye ya işte büyü var vesaire. Hayır. Asla ve asla. Yani ben işte araştırdığım çeşitli şeyden işte diyorum. Allah zaten ayette belli ediyor. Bu birinci kısım. İki, tarihler tutmuyor. Hani Ferkanasın Peygamber Efendimizle işte düğünler çizilmiş, şey, taraklar yapılmış falan. Ee, o bir rasul. Onu bir e, orada mağarada korumuşsa, görünmez hale getirmişse, bir örümceğe sebep kılmışsa, ya orada zaten cinler korkmuş Peygamber Efendimiz'e Kur'anı dinlemiş Müslüman olmuşsa, yani onu rasul yapmışsa, ve ersenler ki illa rahmet eliyle alemin, ben ben seni alemlere rahmet olarak gönderim dediği Peygamber'i. E, Büyüden mi koruyamayacak Allah aşkına? Ya yani bu bana bir biraz şey geliyor. Yani büyü, büyü olmaması kesinlikle e, yani bu ben buna inanmıyorum aslında. Bunun çok şeyini yaptım yani açıkçası. Araştırmasını yaptım. Asla inanmıyorum yani. Çünkü böyle bir şey yoktur yani. Peki hocam, şimdi e, artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. E, ne yapacağız? Neleri okuyacağız? Nasıl korunacağız? Eğer bunlar yetmiyorsa ondan sonra ne yapacağız? Evet. Bununla bir özetlerseniz. Öncelikle zaten ibadet, ibadetimizde meşgul Namaz olacağız. olacak bir kere diyorsunuz. Namaz olacak. Evet. Namaz dinin direğidir yani. Namaz yabanda komaz. Namaz dinin direğidir. Namaz olacak. Evet. İki, sadece namaz kılmakla yetmiyor. Hani oruç tutuyoruz ya. Oruç tuttuk, oh ne güzel aç kaldık. İşte oruçun yanında ibadetler var. Onları da yapman lazım. Namaz da aynı şekildedir. Ne yaptık? Ve cünnetin. Ne yaptık? Biz kendimizi kalkan yapacağız. Şimdi namazın üstüne de bir takım eklemeler yapacağız. Kur'an. Süslemeler yapacağız. Peki Kur'an'ın yanına işte ne güzel Allah kabul etsin. Ne güzel dediniz. Hocam ben zikirlerimi yapıyorum. Bende bir şey var vallahi Benden çok çok daha sağlıklısınız. Bir şey yok Allah'ın izniyle yok. Hiçbir şey yok yani. Sizde hiçbir şey yok. Çok korunaklısınız. Çünkü kendi kendi görevlerimizi izah, izah etmemiz gerekiyor. Önce ne yaptık? Ekledik mi Kur'an'ı? Yanına da zikirleri ekledik. Gül bahçelerini. Doğru mu? E Dedik ki ya ben şeytanın ipinden sarılırsam ne olur? olmaz. Allah'ın ipinden ipine sımsıkı sarılmam lazım. Ne yapmam lazım? İnsanlara yardımcı olmam lazım. İnsanlara merhamet etmeyeni Allah da merhamet etmez. Ne yapacağız? İnsanlara merhametle gözüyle bakıp insanlara faydalı olmamız lazım. Ne yapıyoruz? Ee, şeytanın, Euzu billahi mele dedik. Bismillahirrahmanirrahim. Esirgeme başlayan Allah'ın adıyla şeytanın şerrinden sana sığınırım dedik. E zaten her duada bunu söylüyoruz. E, süreye başlamadan önce Euzu besmele çekiyoruz. Ne yaptık? Şeytanı zaten kırdık. Gelebilir mi şeytan? Gelsin de görelim bakalım. Böyle bir şey yok. Gelemez. Şeytanı gönderdik. E zaten insanoğlu iyilik olduğu sürece de birbirlerine, iyilik nazarıyla bakıyoruz değil mi? Valla böyle bir şeyle, haset gözüyle bakmıyoruz. Kötülük gitti. Şeytan yanımızda da yok. E ne olabilir? Daha kötülük olabilir mi? Yok. Niye? Çünkü bu konudan en güzel korunmanın yolu Allah'a kulluk vazifesi, vazife, vazifelerimizi yerine getirmek. Kur'an-ı Kerim'de hangi süreler okuyacağız? Muhafız zaten belli. Felak ve Nas, ayet erküsü belli. Ha, He. ben her şeyi fethetmek istiyorum. Hastalığı da fethetmek istiyorum. Sağlığı da fethetmek istiyorum. Başarıyı da fethetmek istiyorum diyorsan Fethi Suresi okuyacaksın. Hmm. Yani ben ben kendim bile dua taşırım kendim bile sürekli okurum. Her şeyi fethetmek istiyorum. Sağlığı, işte e, Başarılı olmak istiyorum diyorsan fetih süresi okuyacaksın. Ee, yani buradaki Kur'an-ı Kerim'de ben şu da şu şeylere biraz karşıyım. Yani derken aslında açıklamasında söylerim. 33 defa, 40 defa, 20 defa sayısal olmaz. Yani Allah'ın haşa ben işte dur ya 21 defa okuyayım, 7 defa okuyayım işte öyle olmaz. Okuyabildiğin kadar okuyacaksın. Şimdi ya 33 defa okuyayım 34 defa olmaz mı? Ya oku oku kardeşim okuyabildiğin kadar oku. Bunu sayısal rakamlara getirme. İşte Fetih süresi bir defa okudun. Allah kabul etsin. Bir defa mı okuyabildin? Bunu devam ettir. Yani Kur'an-ı Kerim'i şu şu sürede mesela Meryem Suresi kadınların mesela başarılı olma yönünde çok bir etkisi vardır. yani ama bunun haricinde Yasin Suresi mesela insanların yani bir hani tamam insan hep şeyde diriye de okunmaz da ölüye de okunur da ama e Yasi süresinde insana çok büyük bir enerjisi vardır. ona vermiş olduğu enerji. E, yani e, nasıl? İşte yıldızın düşme anlamında, nazara gelmeme anlamında e, kalem süresini son hikayetten okursunuz. E, böyle kendimizi koruruz yani açıkçası ama önce korunmamız gereken şey e, dediğim gibi şeytanın yolundan işte dedikodudur, kıybettir. Ondan korunacağız. Ondan Hocam, sonra, sonra ondan olarak korunursa... nazarı soruyorum. Bununla bitirelim. Evet. Nazar var mı? var Mazar, tabi nazar de insanı, e, yani kazana yani yine nazardan korumak için de bunları yapacağız değil mi aynen deveyi kazanan insanı mezara götürür nazar bir haktır yani kesinlikle yani ha, bu konuda hadis vardır ve zaten e, büyü gibi etkilidir yani bakıştan bakışta değişir ve o gözdeki o enerji sizi devirir ama yani. o nazar boncukları falan filan onlar e, şey e, batıl değil mi e, onlar batıl turizm açılmış e, işte Yahudilerin yapmış olduğu bir takım şeyler onlar e, yani insanı koymaz çünkü korumaz çünkü yani şirktir Beni o göz mü koruyacak falan diye. Bu şirke girer e, en güzel bizi koruyacak olan Cenab-ı Hakk'tır. E, onlar bizi korumaz açıkçası. Biz Allah'ın iftikası umsusuyla sarılıp e, dualarla e, ayakta kalalım bence. Doğru. E, nasıl iyi beslenemezsek ayakta kalamayız. Duada bizim bu konuda e, gıda. Zı, gıda yani bizim tabii, gıdamız tabii. yani. Tabii tabii. Aynen. Evet. Hocam var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ben tekrar teşekkür ediyorum hocam. yayınıza davet ettiğiniz için. Allah bizi, devletimizi, Yine görünen görünmez alemlerden, deprem felaketinden, yangın felaketinden, ülkemizin gitmiş olduğu şu ekonomik burandan inşallah cümlemizi Rabbim muhafaza eylesin. İnşallah. Amin, teşekkür amin. ediyorum. Biz teşekkür ettik. Beytullah Şentürk konuğumuzdu. Instagram hesaplarınız var değil mi? Var, Hocam. Var. Beytullah Şentürk'ten evet. Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Oradan Beytullah Şentürk official hatta galiba evet, değil mi? Evet, Oradan evet. ulaşabilirsiniz Beytullah Hoca'ya. Çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür tekrar. Ederim. Tekrar Sonra. bekliyoruz. İnşallah. Yine inşallah. biraz i̇nşallah. bir de burada bir görselleri de göstermek Olur. lazım. Bazen hani Yapacağız inşallah. O görselleri de göstermek lazım diyorum ama kimleri de korkuyor bilmiyorum. Onu bir konuşalım hocam. Şöyle yapalım. Delilleriyle, metafiziğin delilleriyle, Kur'an'ın vermiş olduğu hep bütün delilleriyle ekranda yapabiliriz. Bir özel program yapabiliriz. Tamam hocam. Ee, size de çok teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayın. Altına yorum yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.